Merhabalar kıymetli seyirciler. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Yine yeni bir Üst Perde programı ile sizlerleyiz. Efendim bu hafta bizlere İlposan Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Özdemir Bey eşlik ediyorlar. Efendim bizleri kırmayıp buraya kadar geldikleri için sizlerin huzurunda kendisine tekrar teşekkür ediyorum. Hasan Bey efendim öncelikle hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Efendim ayaklarınıza sağlık. Sağ olun. Bizi gönlünüze alıp programınıza davet ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Efendim ayaklarınıza sağlık. Sizler de bizleri kırmayıp geldiğiniz için biz tekrar teşekkür ediyoruz. Efendim İlposan olarak hizmetleriniz nelerdir? Sizi ve firmanızı bu şekilde tanımak istiyoruz. Teşekkür ediyorum. İsmim Hasan Özdemir. 1972 Konya doğumluyum. Aslen Bozkırlıyız. 1995 yılında, bu arada 3 çocuk babasıyım. 2 oğlum, 1 kızım Allah var. Efendim. Aslen Bozkırlıyız. İlposan ilaçlama makinaları maceraları 1995 yılında başladı. İlaçlama ile ilgili mekanik kolluğuyla beraber imalata başladık. İlposan grup olarak da 3 firma ile beraber şu an devam ediyoruz. 1,5 litreden başlayıp 20 litreye kadar imalat çeşitlerimiz var. Tabi bununla ilgili enjeksiyon ve şişirme grubuyla ilgili ilgileniyoruz. Maceramız böyle. Peki efendim İlposan'ı biraz daha yakından tanımak istiyoruz. Yani şöyle biraz daha detaya inecek olursak, üretmiş olduğunuz makineleri gruplandıracak veyahut da türlerini ayıracak olursak, bunlar litresine göre mi ayrılıyor, litre hacmine göre mi ayrılıyor veyahut da püskürtme mekanizmalarına göre mi ayrılıyor? Bunlar birbirinden ayıran en belirgin özellikler ve bunlar nelerdir? Evet. Şimdi biz ilaçlama makinalarında 1,5 litre dediğimiz, bahçe özellikle seralarda veya çiçeklerde kullandığımız 1,5 litrelik ürünlerimiz var. Bunun yanında 2,5 litrelimiz var. 5 litrelik, 10 litrelik ve 16'lık. Bunların hepsi mekanik kollu sistemiyle çalışıyor. 1,5 litrede bunu Türkiye'de birçok sektör, yani evinin önünde bahçesi olan, balkonunda ufacık çiçekleri olanın sektöründe kullanılıyor. Diğer tarafta bunu ekmek yapan şebit dediğimiz türde kullananlar var. Dezenfektede kullananlar var. 5 litrelikte özellikle 1,5 litrede bu ineklerin meme başlarının yıkanmasında kullanıyorlar. Yani sektörde 1,5 litrenin girmediği ev yok bana göre. 2,5 da aynı keza o şekilde hizmet ediyoruz. 5 ve 10 litrelikte de dezenfektenin haricinde hayvan ağırlardaki dezenfektede kullanılıyorlar. 16 litrelik ürünlerimiz ve şarjda da 10 metre atış mesafesi olan ağaçlarda, yer bitkilerinde, seralarda kullanım alanları var. Yani bunlar sadece ilaçlama noktasında değil, dezenfekteden olsun, veteriner malzemelerinde de kullanılıyor. Evet. Araç çıkamada da kullananları gördük sizin. Yani evet, şöyle bazı tüketiciler, bizim Türk milleti biraz çok akıllı, çok şükür. Bu yüzden dolayı da araç yıkamalarda köpürterek bir sistem kullanıyorlar. Biz hiç kendimiz denemedik ama buradan tüketicilere şükranlarımı arz ediyorum. Onların kendi buluşlarıyla beraber araç yıkamada, köpük atmada kullanıyorlar. Biz de zaman zaman bunları gördüğümüz zaman çok mutlu oluyoruz. O yüzden milletimize bu konuda bizi yönlendirmeleriyle ilgili teşekkür ediyorum yani. Peki Hasan Bey, tekrar hoş geldiniz. Sağ olun Ali Bey, teşekkür ediyorum. İyisiniz inşallah. Teşekkür ediyorum Ali Bey, sizleri gördük, teşekkür daha iyi olduk. Teşekkür ederim, bizler deyiz. Allah razı olsun, ayaklarınıza sağlık. Peki Hasan Bey, şimdi üretimdesiniz. Yaptığınız üretimde illaki bir serüven var. Nedir? İşte ham madde geliyor, daha sonrasında enjeksiyona giriyor, havaya giriyor. İşte daha sonrasında gerekirse paketlenmeye kadar bir serüven var. Doğru. Bu serüvenle ilgili biraz bilgi verir misiniz? Kaç elden geçiyor? İşte kaç kişi veyahut da kaç farklı adımdan geçiyor? Buyurun. Şimdi teşekkür ediyorum. Örnek 1,5 litrelik bir üründen bahsedecek olursak, bir ürünün ortaya çıkabilmesi için 13 tane kalıbımız olması lazım. Bu 13 tane enjeksiyon makinesinin basılmasıyla bir ürün ortaya çıkıyor. Bunun akabinde de bir de şişirme var. Bu 1,5 litrelik, 2,5 litrelik. 13 tane enjeksiyon makinesine ürünü bağlıyorsunuz. Ham maddeyi aldıktan sonra bunu monta ediyorsunuz. Tüketiciye arz ediyorsunuz. Bu yüzden dolayı da 13 tane enjeksiyon makinesi çalışıyor
ve 13 tane enjeksiyonun makinenin başında 13 tane personel çalışıyor. Ve bir ürünü satıyoruz. Bir ürün ortaya çıkıyor. Tabii bu baskıların zaman aralıkları var. Bazısı 40 saniyede, bazısı 1 dakikada çıkıyor. Ama bu ürünü biz tüketime sunduğumuz zaman bizim en büyük imalatçı ve sanayici olarak sıkıntılarımızdan bir tanesi de biz burada mücadele ederken yurt dışında Çin'den gelen bir ürünün çok komik rakamlara gelip karşımıza çıkması. Biz istihdamı büyütelim diye mücadele ederken yurt dışındaki gelen Çin ürünlerle beraber hem imalat kapasitemizi hem de üretim kapasitemizi çoğaltamıyoruz. Ya o zaman bu konuda şöyle bir soru yönelsek Hasan Bey. Yani üreticiler tabii ki bizi halkımız izliyor. Dediğiniz gibi bir yere gitti işte ilaçlama veyahut da farklı bir sebepten dolayı pompa alacaklar. Evet. Bakıyorlar işte A markası 10 lira sallıyorum. B markası 50 lira. Bu sizi diğer Çin markalarından ayırt eden en keskin özellik ne? Ham madde mi yoksa işçilik mi? Buyurun. Şimdi Türkiye'de hizmet ettiğimizden dolayı bizi muhatap olarak herkes Hakkari'deki dostumuz da Edirne'deki dostumuz da bize ulaşabiliyor. Ve bizim firmamızın özellikle yani Özdesan olsun, İlpasan olsun, Farmatix olsun bu markalardaki tüketicilerimiz bize ulaştıkları an en fazla 2 gün içerisinde ürünümüzü yenisiyle değiştirebilme şansımız var. Yenisiyle değiştiremediğimiz zaman bırakın, yani tüketici aradığı zaman bize kargo yoluyla ulaştığı zaman zaten gönderiyoruz. Ama diğer yurt dışındaki alımların hiçbir tanesinde sadece ithalatçıları değiştiririz diye konuşuyorlar ama değiştirmeleri mümkün değil. Bu yüzden dolayı da bizim en büyük avantajımız bu. Biz milletimize hizmet ediyoruz. Yerli ve milli üretim. Yani yerli ve millinin konusu Cumhurbaşkanımız da arz ediyor yani bu konuda. Yerli üret, yerli tüket diye. Yani sadece bu bizim nefsimizle alakalı bir konu değil yani. Bu milletin muhakkak imalatçı olarak her sektörde imalat etmesi, yerli markaları oluşturabilmesi lazım zaten. Bizim milletimizin en büyük zaafı, en büyük sıkıntıları burada başlıyor. Yerli imalatçının sayısını ne kadar çoğaltabilirsek Türkiye'nin ayaklanabilmesi, ayağa kalkıp şahlanabilmesi bu yoldan geçiyor. Rekabet etme şansınız yok sektörde. Malum siz de zatenliğinizde geziyorsunuz. Her biriniz iş adamısınız. Ne kadar da bu programı sunsanız da sektördeki kötü giden şartları görüyorsunuz. Biz zaten çok şükür 25 yıldır bu sektörde hizmet ediyoruz. Ama ve lakin sadece kendimizi tanıtalım ya da kendimizin durumlarını değil, sadece buradan halkımızın bazı yaralarına bir ses olabilir miyiz? Derdimiz bu olsun diye. Bu maksatla buradayız zaten. Evet, efendim şimdi şöyle sizle alakalı, firmanızla alakalı biraz tanıdıktan sonra inşallah ikinci bölümde de BTR'mizden sonra da biraz Konya'mızın dertlerini sizin ağzınızdan dinlemek istiyoruz. Estağfurullah. Şimdi efendim madem ürün ham madde olarak girdi, paketlemeye kadar serüveni bir nevi anlattınız. Doğru. Şimdi bunun satış serüvenine geçecek olursak, satışla alakalı ne gibi yollar izliyorsunuz? İşte bayilikleriniz mi var? Yurt dışı satışlarınız mevcut mu? Doğru. Yurt dışı satışınız varsa bunun ülkemizle alakalı olan satışlardaki oranı ne düzeydedir? Şimdi Furkan Bey şunu söyleyeyim. Biz 81 vilayete 4 tane pazarlama aracımızla beraber, büyük araçlarla beraber hizmet ediyoruz. Sektörde 25 yıllık olmamız hasabıyla de 4 tane arkadaşlarımızın 4'ü de ekibimizin hepsi 20-25 yıldır yanımızdalar bu süreçte. Ekip arkadaşlarım bir kere benim çalışma arkadaşlarımın hepsi çok sağlam. Yani gönüllerini koyarak mücadele ediyoruz. Maksadımızı ve gayemizi ve hedefimiz belli olduğu için ekibimiz iyi bundan. Buradan hepsine teşekkür ediyorum. Araçlarla pazarlamaya çıktığımız için 81 vilayete dolaşıyoruz. Birebir satıcılarımızın kendileriyle muhatabız. Bizim genelde muhatap olduğumuz bayilerimizin hepsi ziraat mühendisi. Okumuş, kültürlü, aklı başında, tarım sektörüne bir şeyler katmanın mücadelesini veren insanlar. Ve tarım sektöründeki ziraat mühendislerimizin yani bir 700-800 bayiyle belki muhatap oluyoruz ama bunun yanında hırdavat sektöründeki dostlar da var. Hepsi milli adamlar.
Yani tohumla ilgili verdikleri mücadeleyi biliyoruz, fideyle ilgili verdikleri mücadeleyi biliyoruz. Bizim çalıştığımız insanların hepsi bu vatanını, bu milletini seven insanlarla dolu. Bu yüzden onlarla muhatap olduğumuz için biraz da ikili ilişkilerimiz ve dostane ilişkilerimiz güzel olması hasabıyla de birbirimizi, derdimizi anlatabiliyoruz. Biz de onlara yardımcı oluyoruz. Böyle bir hayatımız böyle devam ediyor. Bir çorbamız kaynıyor yani herkes gibi. Peki Hasan Bey, yani bahsettiğiniz şeyler gerçekten, rakamlar gerçekten çok fazla. Yani 800 bayilikten bahsediyorsunuz, 81 vilayetten ve yurt dışından bahsediyorsunuz. Ya bunu... yurt dışına girmedim yani, yurt dışına şöyle girmedim. Buyurun. Sözünüzü kestim, affedersiniz. Şimdi bir 8-10 ülkeye de mal satıyoruz tabii yurt dışında da. Türk bayraklı, amblemli, yerli malı diye Allah'a çok şükür. Buradan Allah'ımıza da teşekkür ediyoruz. Yani mal satıyoruz yurt dışına da. Ve en büyük özelliğimizden bir tanesi de yani mesela yurt dışında bir firmamızın kendi markasıyla mal yapıyoruz ve kendi markasıyla beraber bu adamcağız kendi markasıyla beraber 6-7 ülkeye mal satıyor. Ve bu firmamız İstanbul'da da bir holding bir firma. Onun da kendisi yabancıdır kendisi. O da yurt dışına mal satıyor. Tabii Türkiye'de Ali Bey 3-4 sene önce aldığım bilgilere göre 7 milyon dolarlık yurt dışından Çin malı giriyordu. Büyük rakam. 7 yıl önce. Evet. Ve bu rakamların çok çok daha üstüne çıktıklarını düşünüyorum. Yani insanlar bir 10 bin dolar, 20 bin dolar bir para bulup Çin'den istedikleri zaman mallarını alabiliyorlar. Ama 25 yıllık tecrübemiz şunu gösterdi. İtalya'dan firmaların en fazla 2 sene, 3 sene duruyorlar. Ondan sonraki süreçleri devamı gelmiyor. Burada kim mağdur oluyor? Milletimiz mağdur oluyor. Evet. Bizim 10 yıl önce aldıkları ürünü bile biz yenisiyle değiştiriyoruz. Yani bütün sistemlerimiz açık, firma bilgilerimiz açık, adresimiz belli, pozisyonumuz belli. Bizim tüketicimiz, bizim milletimiz 10 yıl aldığı malını biz yenisiyle ya da yedek parçasıyla beraber hizmet etmeye devam ediyoruz. Çünkü bu işin sadece bu dünyası yok yani. Öte dünyaya vardığımız zaman bu maldan şikayetçiyim Allah'ım dediğim zaman biz millet olarak ne diyeceğiz? Bizlerde bu bilinç olmazsa sadece bizimle alakalı değil, bütün insanlıkta. Bu bilinç olmazsa bir anlamı yok ki. Ha bu bilincin edebini aldık. Bu bilinçle hareket etmeye çalışıyoruz. Rabbim inşallah son nefese kadar aynı nitelikte, aynı zihniyette olmayı nasip etsin. Peki, elhamdülillah. Yani bahsettiğiniz şeylerden tabii hoşumuza giden tarafları şu, sizin gibi firmalar çok ciddi adetlerde bu ürünü yapabiliyor iken bu bizim sevindirici tarafımız, mutlu eden taraf. Evet. Hakeza, olumsuz tarafından bakacak olursak da diyorsunuz ki yurt dışından özellikle Çin bölgesinden gerçekten ciddi bir ithalat var. Bu ithalatta da belki sizinkinden çok ufak rakamlara, daha düşük fiyatlara gelmesine rağmen ve hatta Türkiye'nin Çinli olduğunu bilmeden, özellikle markasına bakmadan alan tüketicilerimiz için şöyle bir uyarıda bulunuyoruz. Yani çok ufak rakamları göz alıp 2 gün sonra malzeme belki heder olacak veya hatta herhangi bir hırdavat malzemesi yedek parçasını bulmamaktansa yerli ve milli malzemeleri tedarik edelim ve bununla birlikte de iş piyasamızı canlandıralım inşallah. Sadece bizim markamızda değil, buradan milletimize sesleniyorum. Bütün Türkiye'de imalat yapan sanayici büyüklerimiz, kardeşlerimizin Allah işini gücünü rast getirsin. Amin. Bu yüzden dolayı zor bir dönemden geçiyoruz. Ve milletimiz duyarlıdır zaten bu konuda. Yani yerli markalara, yerli üreticilere destek vermek boynumuzun borcu diye düşünüyorum. İnşallah, teşekkür ediyoruz. Bir de şu açıdan bakacak olursak Hasan Bey, önümüzde 1,5 yılı neredeyse yaklaşık bir pandemi sürecinden geçiyoruz. Evet. Rabbim inşallah hepimizin yardımcısı olsun. En kısa zamanda bu devayı atlatalım inşallah. Pandemi sürecinde önceki misafirlerimiz ve sizin gibi ağabeylerimizle özelde muhabbet ederken şöyle sonuçlar çıkıyor. Tarım sektörü elhamdülillah pandemi sürecinde herkes kimse birbiriyle görüşemediği için bağ, bahçe ve çiftlik, işte arsa akımları olduğu için bir canlanma var. Sizin sektörde de böyle bir canlanma gerçekleşti mi? Yani fikirleriniz nelerdir? Buyurun. Şimdi Ali Bey,
insanların mağduriyetlerinden faydalanmaktan zulediyorum. Onu söyleyeyim. Tabii pandemi döneminde bizim işlerimiz iyiydi. Allah'a çok şükür. Ama Rabbime hamdü senalar olsun ki biz bunu fırsata çevirmedik. Yani bağlantılarımız vardı. İstemiş olsaydık şu an mal yetiştiremiyor deyip dezenfekte de birçok üründe bizim ürünlerimizi kullandılar. Biz bunu fırsat haline çevirmedik. Çünkü bu ümmetin meselesi olduğundan dolayı camilerimize hizmet ettik. Birçok noktada dezenfekte konusunda. Burada Büyükşehir Belediyesi bu konuyla ilgili çalışma yaptı. Camilerin dezenfektesiyle ilgili birçok belediyeler, Konya dışındaki belediyelere hizmet verdik. Biz de gönlümüzden fedakarlık yaparak bir çalışmalar yaptık ama bunu fırsata dönüştürmedik. Tabii ümmet 1,5 yıldır bu millet, Türk milleti bir sıkıntı yaşıyor. İnşallah bu pandemini Rabbim yardım eder. Zaten onun izni olmadan bu işin çözülmesi mümkün değil. Evet. Yani biz bundan biraz faydalandık. Ama nasip böyleymiş. Ama geriye döndüğümüz bu 5 yıl içerisindeki Çin'deki ithalattan dolayı da çok mağdurduk. Yani Ali Bey, bu işi yapan firmaların yoğunluğu Manisa tarafındaydı. Yani 10 yıldır Çin'in ithalatından dolayı 30 tane firma kapandı Manisa'da. Yani 10 yıldır, 15 yıldır. Yani bizim özellikle yerli üretim A'dan Z'ye hiç fark etmiyor. Yani gönlümüzü de imalatçıdan dolayı gönlümüzü de koyuyoruz. Çünkü Allah ne diyor? Ruku ve secdede nasıl durduğunuza bakarım, kalplerinize bakarım diyor. Yani kalbimizde bütün imalatçı ve sanayiciyi canı gönülden hepsinin elleri öpülesice diyorum. Çünkü şartlar o kadar zor ki, ama çok şükür şartlar iyi kötü dönüyor yani şu an. Elhamdülillah. Dönüyor. Peki, teşekkür ediyorum. Hasan Bey, bir soru daha sorayım. Ondan sonra VTR'mize girmiş olalım inşallah. Süreçte çektiğiniz sıkıntılara biraz değinmek istiyorum. Yani örnek verecek olursam, işte ham madde mi çekiyorsunuz, yurt dışı satışından mı veya doların, dövizin veya da hareketliliğinden mi bir büyük sıkıntı çekiyorsunuz? Çünkü döviz bugün 8 lira, 8,5 lira oluverse ham madde alıyorsunuz isterseniz enjeksiyon makinesinden dolayı. İşte en büyük çektiğiniz sıkıntı nedir? Şimdi pazar günü gece otururken bir yeğenim mesaj attı. Amca dedi, Asya borsaları açıldı, dolara bir bak dedi. Şimdi 7200 liradan seyir halindeyken dolar bir anda Asya piyasalarında 8600 liradan açılış yaptı. Şimdi imalatçı bu işin neresinden tutacak? Hiçbir yerinden tutamaz. Yani bir anda artış 1300 lira. Yani milyon dolarlık ihracat yapan ya da ithalat eden firmalar var. Bu yüzden dolayı imalatlarımızı yaparken periyodik olarak bir aylık, iki aylık bir süreci göremiyoruz. Bir de Allah'a ben buradan şikayet ediyorum. Allah fırsatçı insanlara imkan vermesin. Yani şu an Türkiye'de malum zat haliniz de biliyordu, konuları hakimsiniz. Yani plastikte sıkıntı yaşıyoruz. Evet. 12. ayda 1200 dolara aldığım ham madde şu an 1800 dolar. Hatta bir ürünün bir tanesi 1400 liradan 2800 dolarlara çıktı. Yani 2800 dolardan bağlantı yapan insanlar hangi yerden başlayacak? Ha biz geri vitesimiz yok bizim. Bu yüzden dolayı da imalatımıza devam ediyoruz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bekleme şansımız yok. Biz çarkları eğer çevirttiremezsek yanımızda bir sürü insanlar çalışıyor. Yani Allah bizi vesile etmiş, onlar ekmek yiyor. Bizim çalışma prensibimiz de, bütün işletmemiz de öyle. Bizim personelimizin hepsi maaşı kadar bizim firmamızın sahibidir. Yani bu yüzden dolayı da biz burada işvereniz. Bizde böyle bir mantık yok. Zihniyetimiz de öyle değil çünkü. Yani çarkları durdurmamamız lazım. Daha da büyütmeyi hedefliyoruz Allah nasip ederse. Hedefimiz bu noktada daha iyi tabii. Tabii bunu fırsata çeviren, fırsatçılık yapan çok insanlar var. Tabii devletimizin de burada özellikle Petkim gibi firmaların yurt dışına satışlarından dolayı onlar da etkiliyor. Yani devletimizin de burada, yani bunu burada arz etmemde bir konu yok ama geçen bir
Sanayi Bakan Yardımcısıyla bir canlı yayın ortamına girdik. İnsanlar durumlarını arz edemiyor. Evet. Yani Allah'tan korkacağımıza biz birilerinden korkuyoruz. Yani bakan da olsa, cumhurbaşkanı da olsa durumunu arz edeceksin. Yani ülkede şu an sanayiciler, burada sivil toplum örgütlerindeki insanlara da sesleniyorum. Bizim devletimiz yıllardır beri çözüme odaklı bir devlettir. Durumumuz az. Konya'daki sanayicinin ham madde sıkıntısı var diyeceksiniz. Saç sıkıntısı var, boru sıkıntısı var. Yani bunun toptancıları bu işi fırsata çeviriyor. Bir gün saça %1 daha zam geldi. Bu programa gelmeden önce güncel bir rakamları böyle değerlendirdim. Yani ne oldu? Dolar zaten 1200 lira çıkmış. %1 yapmanın anlamı ne yani? Bu ülkede dolar çıkarken, fiyatların düşmesi gerekirken dolar çıkıyor, dolar bazındaki fiyatlar da çıkıyor. Bunları kim faydalanıyor? Bu milletimiz niye eziliyor? Sanayici niye eziliyor? Bunları bir konuşmak lazım. Evet. Yani tabii ki şimdi geçen programdaki bir abimizle de konuştuk. Şimdi örnek vermek için bu ürün işte sallıyorum 1000 dolar iken dolar artıyor. Gene artmış oluyor aslında. Herkese üzerine bir de %8'ler, %10'lar da dolar üzerinden zam yapılıyor. Aynen öyle. Yani buradaki sebep işte ne diyelim artık Avrupa ülkeleri veyahut da Amerika veyahut da diğer ülkelerde ham madde sıkıntısı mı var? Yani şimdi şöyle evet, benim algıladığım da şöyle, pandemiden dolayı imalatçı ve fabrikalar çok fazla çalışamadı. Evet. Tabii bu büyük bir etken. Bunda bu pandeminin etkenleri bu. Çok doğru. Ama varil bazında petrol de çok çıkmadı. Çok fazla çıkmayınca şimdi 10 tane firma, ulusal firma, imkanı güzel olan firma, 8'ini siz fabrikanızı tadilata girin, ürettiğiniz malı bana verin dediği zaman ton bazında 300 dolar oynadı mı 8 tane fabrikanın ihtiyacını karşılıyor zaten. Evet. Bizler çok cüzi karlarla çalışırken bunlar büyük rakamlar götürüyor. Ha, bu da niye kaynaklanıyor? Kendi milli malın yok. Çok doğru. Plastiğin yok. Yani borun yok, demirin yok. Bunları imalat edebilirsek, çoğaltabilirsek sayılarımızı, artık Türkiye'de savaşlar bombayla olmuyor. Ya ekran üzerinde iki dakikada kuru 1000 lirayla çıkartıyorlar. Ya da biyolojik silahlarla çıkartıyorlar. Düşmanın silahıyla silahlanacaksın kardeşim. Silahlanamadan sonra ben şunu imalat yapmışım. Bunlar hikaye şeyler. Düşmanın silahıyla silahlanmadığın sürece, onun karşısına çıkmadığın sürece senin yaptığın 3-5 tane ürün fayda vermiyor. O zaman toparlayacak olursak dediklerinizden şu sonucu çıkarıyorum Hasan Bey. Biz tüm ham madde malzemelerinde ülke olarak üretim yapmış olsak tamamen çözmüş oluyor. Kesinlikle. Şey. Teşekkür ederim. Dışa bağımlılıktan kurtulduğumuz zaman bu millet kendiliğinden zaten uçacak. İnanıyorum. Ki hakeza belki kurlarda ona göre ters oranda düşecek. Yani kurların bence eski bakanlarımızdan bir tanesi kur çıkmasının bize çok önemi yok dediği zaman aslında doğru söylüyordu. Şöyle kuru sabitlediğin zaman imalatçıların, sanayicilerin birçoğu aylık program yaparlar. Bu çıkartacağı ürün bir ay sonra çıkacağı zaman 7000 lirayla 7200'ün arasındaki tahmini rakamı alırlar, ona göre imalat yaparlar. Ansızın inişler, ansızın çıkışlar sanayiciyi şöyle yapıyor, kitliyor yani. Evet. Kitleyince de bunun yanında öz sermayesi, kapitali olmayan insanlar bankaların hareketliliğinden dolayı şöyle kitliyorlar. Kitlenince hareket kabiliyeti kalmıyor. Çok doğru. Yani kurun yüksek olması, düşük olması değil, sabit noktalarda. Yani Merkez Bankası'nın özellikle son 3 ay verisi bunun dışına çıkmayacak. Ya da son 4 ay kurun 8 ile 8100 arasından başka oynamayacak. Oynayacak olursa sanayicinin pozisyonunda yer aldıracağız gibi ifadeler sanayicinin rahat etmesini sağlar. Bu yüzden dolayı hem imalatlarda durma devam etmez,
hem de insanlar önüne bir nebze 3 ay 4 ay görebilirler. Şu an kimse göremiyor. Evet, çok doğru. Evet. Yani hayal dünyasında konuşuyoruz herkes. Teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ediyoruz. Kıymetli arkadaşlar, VTR'miz hazırsa lütfen onu yayınlayabilir miyiz? VTR'de de gördüğümüz üzere küçükten büyüğe, işte elle tutulandan pompalı olana, elektrikli olanların hepsini VTR'de görmüş, öğrenmiş olduk. Güzel VTR'den dolayı da teşekkür ediyoruz. Efendim şimdi en son konuştuğumuz mevzudan kalıp devam edecek olursak, bir nevi sanayinin sıkıntısından devam ediyorduk. Teknolojiden bahsettik biraz. Yani bizim üretmemiz lazım. Bir şekilde mevzu üretmeye geliyor. Burada da doğal olarak direkt yönümüzü eğitime çevirmemiz gerekiyor. Evet. Benim nezdimde öyle bakıyorum şu anda. Yani işin eğitim boyutuna değinecek olursak, buraya çıkardığımız birçok firma sahibi bu noktada bayağı eleştirilerde bulundu. İşte altyapıdan eksik gelindiğine yönelik. Siz eğitim noktasında ne söylemek istersiniz? Furkan Bey, bence buraya gelen hiçbir sanayici bizim konuştuğumuz gibi konuşmaz. Evet. Çünkü Türkiye'de buradan belki bana birçok insan kızacak. Türkiye'de en büyük sıkıntılarımızdan bir tanesi, bana göre kesin bu: üniversitelerin sanayiciyle olan işbirliği çok zayıf. Mustafa Karaycı Bey'in Konya'da teknik üniversitesiyle kurulmasıyla ilgili verdiği dilekçeyle beraber mevcut AK Parti hükümeti Konya'mıza iyi bir teknik üniversite kazandırdı. Onun öncesi de var bunun.
Onun öncesinde de sanayici ve üniversite. Şimdi üniversitelerde kaç bölüm var? Makine mühendisliği var, endüstri mühendisliği var, robotok bölümü var. Yani aklınıza gelen bütün birimlerin hepsi var. Şimdi size soruyorum. Bu sefer ben size soruyorum. Bu pandemi döneminde Türkiye'deki bulunan üniversitelerin hangisi aşı yapabildi? Hangisi ne yapabildi? Konya'da bir lisenin bir tanesi dezenfekte ile ilgili ürünler yaptı. Ben görmedim, duymadım. Kimseyi de zan altında bırakmak istemiyorum. Biz niye aşımızı yapamadık? Evet. Hala yapamıyoruz. Üniversitedeki bilim adamları, doktorlar bu çalışmanın neresinde yer alıyorlar? Bu insanların aldığı paralar belli. Kazançlar belli. Şimdi burada onları zan altında bırakıp iki gün sonra hasta olunca bize bakmamazlık yapmasınlar da. Ama doğruyu konuşacağız. Evet. Bildiğimiz doğruyu konuşursak insanların titremesinde biraz faydamız olsun. Teknolojiyle ilgili son 5 yıldır savunma sanayisiyle ilgili Allah razı olsun Selçuk Bey'den. Ülkenin önünü açtı. Şimdiye kadar hiç mi füze yapamadık biz? Üniversiteler, ortaokul, lise döneminde Amerika'da insanlar 300 metreye uçuruyor çocuklar. 30 yıldır, 40 yıldır bu ülkenin kalkınmasında insanlarımız, bunda ben de sorumluyum. Herkes sorumlu. En azından yani konuşamıyorsak bile dualarımızda yer vermedik. Evet. Yani gerçekten ciddi bir eğitim, üniversite olarak, lise olarak ciddi bir eğitim serüvenimiz var. Hocalarımız var, çok kıymetli insanlar var, çok kıymetli hocalarımız var. Ama ortaya bir ruh mu yok diyelim. Yani veyahut da eğitim var ama birazcık yani gösteriş için mi veyahut da tam böyle kanında değil mi diyelim. Yani onu bilemiyorum. İnsanların duygu ve düşüncelerini bilmiyorum. Biz devletçi insanlarız. Biz devletçiyiz. Devletimizin son nefesine kadar yanındayız her konuda. Ama yapanların da ellerinden öpüyoruz. Bu ümmete, bu millete hizmet eden her sanayiciyi, hem profesör bazında olsun, buluş yapan adamların da ellerinden öpüyoruz. Ama bizim yapmamız gereken, bu milletin kimsesi yok. Evet. Suriye ortada. Bu milletin, bu ümmetin tek kalesi Türkiye'dir. Ben şuna inanıyorum. Sanayide, teknolojide, eğitimde, her konuda bu milletin ayağa kalkma dönemidir. Bugün milat olsun. Bir gün dilekçe yazalım Allah'a sizin nezdinizde. Bu milletin ayağa kalkmasında vesile olalım inşallah. Duanın nerede nasıl kabul olacağını bilemiyoruz. Yani sanayideki, yani üniversitedeki hocaların, bana göre teknik üniversitesi de dahil, Selçuk Üniversitesi. Bir de Konya'da şu sıkıntıları görüyorum. Konya'daki bölge müdürlük, üniversiteler, Konya'nın insanı olursa, bizim Konya'da bir yapı var. İl adama ne diller diye bir laf var Konya'da, biliyorsunuz. Konya'da üniversitedeki olsun, bölge müdürlüklerinde olsun, Konya'nın çocuğuna yer verirsek bir şeyler yapma zorunluluğu hissederler. Evet. Biz Konya'da yıllardır, 20 yıldır, 30 yıldır yani bunları hiç yer veremedik. Bu yüzden dolayı da üniversite buluşuyla beraber sanayiciye para vermeye ihtiyacın yok. Biz şunu yaptık kardeşim diyeceksiniz. Böyle bir projemiz var. Katkı sağlar mısınız? Bize zaman zaman üniversiteden çocuklar geliyor. İşte böyle bir kitapçık çıkartacağız. Yardım. Projeniz var mı? Yok. Ne yapacağız? Bununla beraber yüksek lisans yapacakmış. Ya böyle bir şeylere gerek yok. Buluş yapalım. Neticede kapital kazanacaksın. Bir bırakacaksın, iki alacaksın. Bundan güzel bir şey var mı? Kafanı yormuyorsun. Çok bir buluş var. Bağlayacağın sermaye belli. Bunu bütün sanayici atlar bana göre. Evet. Bunları yapamadığımız zaman, bunlarda tabii bana göre siyasilerin de hataları var. Bunları yapamadığımız sürece de Konya'daki sanayileri 10 yıl sonra da benim çocuğum gelir sana bunu anlatır. Bir başkasının çocuğu gelir bunu anlatır. Bundan 7-8 sene önce bir vali beyle bir ziyaretimde konuşmuştum. Konya'da bir firmaya, İstanbul menşeli bir firmaya yer vermiştim. Sayın valim dedim, yani bu rakamlara, bu firmaya
vereceğinizde Konya'daki sanayiciye bunu verseydiniz ne olurdu dedim. Dedi ki böyle bir yatırımcıyı getiriyorum. Ya kardeşim tamam getiriyorum sayın valim de dedim. Bu adam Konya'dan alışveriş yapmayacak. Fabrikasını bile yurt dışından geldi elemanlara kurdurdu. Tamam 100-150 kişi çalıştırıyor. Sen o rakamlara buradaki büyük sanayicilere vermiş olsaydın onlar alırdı zaten dedim. Bana dedi ki eleştiriyor musun dedi. Eleştiriyorum dedim yani. Niye lafımı çekeceğim? Dedi eleştiriyorsan dedi şikayet et. Ben de kapıdan çıkarken Allah'a seni şikayet ediyorum dedim. Böyle yanımda birkaç arkadaş daha vardı. Allah'a seni şikayet ediyorum dedim. 2 ay sonra gitti. Yani Konya'daki sanayici. Şimdi sana soruyorum. Senin elinde biraz kapitalin olsa, organize yer kursan, kaç paraya alacaksın? 10 bin metre bir yer alsan. Evet. Arsa fiyatları aldı başını gidiyor. Bunlardan kim faydalanıyor? Biz faydalanamadık. Evet. Yıllardır. Kaç kere organizeye müracaat ettik. Evet. Ama dışarıdan gelen bazı yatırımcılara abi, çok daha uygun fiyatlara öyleyiz yer veriliyor. Öyleyiz yani. Evet ne yazık ki. Arsa fiyatları Konya'da o kadar uçuk ki anlatamam yani. Sanayici adam fabrika yapıyor. Çünkü ben de zaman zaman düşünüyorum. Ulan şu işi yapmasam şöyle şöyle yapayım diye nefsim istiyor ama bizim ruhumuzda mücadele var. Evet. Yani tüm eleştirilerimizi yapıcı yapıyoruz. Teşekkür ediyorum. Harici bir de şöyle de bir herhalde bir ne derler artık tepkiniz var. Aslında çok ciddi kapasitemiz olmasına rağmen hani önemli nokta benim anladığım bu. Gerçekten bu işleri biz ülke olarak, millet olarak yapabileceğimiz halde yapamadığımız için mi üzülüyorsunuz? Biraz sanki bu tepkiyi hissettim ben. Şimdi Ali Bey kardeşim, ben Konya sevdalısı bir adamım. Burada doğdum, Bozkırlıyım. Benim babam Almanya'dan emekli işçi çocuğuyum ben. Ben bu sektöre sonradan girdim. Biraz duygusalım bu konularda. Şöyle duygusalım. Konya'da otomotiv sektöründe organizede bir sürü sanayici var. Ben Konya'nın tanınmış bir ailenin, Konya'da holding sahibi bir ailenin kızını da aldım. Konya'nın sanayicisi. Konya Sanayi Odası Başkanlığı yapmış. Yani kayınpederimiz öyle, böyle bilinmiş insanlar. Bunlar Konya'ya 1990'lara kadar bir şeyler kattılar. 90'lardan sonra sanayimiz otomotivde iyiye gittik. Ya düşünebiliyor musunuz? Biz Konya'da otomotiv fabrikasını Konya'ya taşıyamadık. Bunu herkes bir şey anlatıyor. Bir Türk inanıyor. Ben inanmıyorum. Kalbim mutmain değil yani. Konya'da otomotivin her şeyini yapacaksın. Gemiye fabrika kuracaksın. Sadece nakliye, işte gemi, deniz. Bizim Konya şu an otomotivini yapabilecek güce sahiptir. He bunun sorumlusu kimdir? Bana göre sivil toplum örgütleri. Bana göre siyasiler. Bu yüzden dolayı da bununla ilgili konuşmayan sanayiciler. Çay içerken konuşmayacaksın kardeşim, bunu söyleyeceksin. Senin milletvekilin belki, senin siyasetin, sanayi odası başkanın belki düşünemeyebilir. Ama sen bunu yönlendirirsen, sesli hale getirebilirsen çok şeyler ortaya çıkar. Bir elin nesi var, iki elin sesi var diye. Çok doğru. Yani ciddi manada üretim yapan otomotiv, tarım veyahut da benzer ciddi konuda çok çok ilerleyen bir yerdeyiz. Ama bir proje ortaya koyulup işte Sanayi Bakanlığı ile ortak bir çalışma yapılabilse aslında. Tabii ya, yapılabilir. Ama her şey tamamen projeli olacak, şeffaf olacak, kullanılacak. Nazimi'den tutun da biraz önce dediniz nakliyesine kadar düşünülerek bir proje ortaya çıksa Konya'da şu an bunların hepsi yapılır. Yapılır tabii. Dahası yapılır. Yani. Ve 40 yıldır bak Konya devletçi bir millet. Evet. 40 yıldır bu pandemiden dolayı bunu ben dile getireyim. 40 yıldır valiliğin önüne 2 gündür bizim kahveciler, kafeci arkadaşlarımız yani iş, eylem yapıyorlar. Onları canı gönülden Rabbim yar ve yardımcıları olsun. Yani onlara bu şey yönünde birçok katkımız da oldu ileri gelenleriyle. Hiç bugüne kadar valinin önünde Konyalı eylem yapmaz. Şimdi onlara bağlı olan örgütler yani o insanlara bir katkı sağlayabilirler mi?
Ama sivil toplum örgütteki insanlar kendilerini gösterip önümüzdeki dönem vekil olacaklar. Ne yazık ki. Böyle bir dünya yok kardeşim. Evet. Sen kendi üyene sahip çıkamıyorsan, şimdi söylüyorum yine. Yine ben söyleyeceğim. Bu pandemiden dolayı aidatların sanayi ve ticaret odası aidatları hiç kesilmedi. Evet. Ne yazık ki. Çorbada tuzumuz olsun. Önemli değil. Komik rakamlar. Ama bir duruş önemli yani. Bir arkada olduğunu hissettiğiniz yani önemli. Yani duruş önemli yani. Çok şimdi doğru. 50 bin, 100 bin Konyalı var. Yani bu dönem 2020-21 yılı aidatlarını almayacağız. Ya da alacağız, 2023'te alacağız. Taksim yani herkes kimden yapacağız. Bekliyor bunu? Cumhurbaşkanı'ndan bekliyor. Cumhurbaşkanı'na da arz edeceğiz. O makamlar var, arz edelim. Kimden bekleyeceğiz? Konya'nın valisinden. Herkes kul olarak üzerine düşeni yapmakla mükelleftir. Aslında bu bir silsile yani sanki Hasan Bey. İşte firmadaki işçi patronundan bekleyecek. Nasıl patronundan bekleyecek? Örnek vermek için pandemiden dolayı kendi firmasını küçülten firmalar oldu ilk başlarda. Daha sonrasında işte sigortalı çalışanlar, işte işten çıkartma vesaire kanunlar geldi ama işçiler firmasındaki çıkan arkadaşlarını belki destekleyerek bir şeyler yapacaklar. Tam tersi firma sahibi işte onları kollamak veyahut da işten çıkartmamak veyahut da maaşlarını azaltmamak için bir şeyler yapacak. Onlara bağlı olan sivil toplum kuruluşları firmaları desteklemek için biraz önce dediniz ki aidatları düşürecekler. Onun üzerinde işte valilik sivil toplum kuruluşlarına farklı yardımlar sağlayacak. Onun üzerindeki devlet illerdeki valilikler veyahut da belediyelerle ilgili bir çalışma yapacak. Aslında bu hepsi bir silsileye bağlı. Herkes elini taşın altına koyması yani lazım. Yani harekete geçtin mi zaten? Niyetin temiz oldu mu? İnsanlar bir şeyler yapma mecburiyeti hissediyorlar. Biz mesela gevşek ödenekten faydalanmadım. Evet. Firma olarak faydalanmadık. Çalışıyoruz. Çalışıp da faydalanan firmalar var. Ne bana göre ki? Bana göre ümmetin hakkı bu. Evet. Hani bu ümmetin hakkı şuradan geliyor. Ben bunu zaman zaman fabrikaya gelen dostlara da söylüyorum. Hani 40 yıl, 50 yıl yaşıyor, 80 yıl diye yaşıyoruz ya, o zamanki hak zannediyorlar. Ya Efendimiz'den bu yana gelen hakkın sorumluluğunu yaşıyoruz biz ya. Hı. Ve son nefesimizin ne olacağı belli değil. Sorumluluk, Müslümansan ne zaman başladıysan Bismillah'la, Efendimiz'le beraber devam ediyor hak yani. Çok doğru. Nefsimize sormayacağız bunu. Meseleyi karşı tarafa düşündüğümüz zaman, yani işte diyoruz zaman zaman konuşurken, bir kişiyi kurtarmak ümmeti kurtarmak gibidir yani. İşletme de öyle. Çalışmayan bir adama iş verdin mi, evinde düzenini kurtarıyorsun. Psikolojisini düzeltiyorsun. Tamamen destek oluyorsun. Tabii yani Rabbim tabii. İleride işte sorguya çekerken gözünüzden ayağınızdan hesap soracağız derken millet dışarıda neler neler yapıyor, ne vebellere giriyorlar aslında. Evet, recide ikaz ediyor ama ben daha konuşacaklarımın 1/3'ünü konuştum, onu söyleyeyim. Yani sizinle burada konuşurken söz alayım, bir dahaki bir programa, başka bir programla yapacaksanız kalkacağım. Ya dese kalkmam, ben söyleyeceklerimin 1/3'ünü söylemedim. Buyurun Hasan Bey, toparlayalım inşallah. Yani, evet. Son söyleyeceklerimizi alalım inşallah. Şunu da sözünü verelim, yani şöyle, önümüzdeki süreçlerde biraz şöyle sineye çekelim bunları. Bunları gerekli mecliler inşallah dikkate alsınlar. Almalarını buradan temenni ediyoruz. İnşallah. Önümüzdeki süreçte de sizi tekrardan misafir edeceğiz. Eyvallah. Yani teşekkür anlaşılan ederim. O oluyor. Eyvallah. Teşekkür son ederim. Son söylemek istedikleriniz varsa toparlayıp onları alabiliriz. Tabii burada beni gönlünüze ve kanalınıza kabul ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanal 42 çalışanları, burada birkaç sevdiğimiz dostlarımız da var kendilerini. Sizin gibi doğruyu konuşan, doğruyu söyleyebilen basını canı gönülden tebrik ediyorum. İnşallah 2021 yılı Türk milletine, vatanımıza ve ümmete hayırlar vesile getirsin. İnşallah bu pandemiden kazasız belasız andan evvel Allah kurtarmayı da nasip etsin. Sanayiciye destek vermeye devam edin. Sanayici gerçekten her konuda tanıtımda ihtiyaç duyduğu konularda yardımcı olursanız bir sanayici kardeşiniz olarak memnun olurum. Teşekkür ediyorum. Allah razı olsun diyorum. Cümlemize biz teşekkür ediyoruz. Yerli üretim, yerli tüketim. Evet. Bizim öyle zaten yerli üretim, yerli tüket
Bütün kolilerimizde de mevcut bu. Elhamdülillah, çok güzel. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Burada bizi dinleyen sevgili Kanal 40 seyircilerine, dostlarımıza eğer bir suçu lisan ettiysek affola. Teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Biz teşekkür ediyoruz. Ayağınıza sağlık. Evet, kıymetli seyirciler, bir Üst Beyde programının daha sonuna geldik. Bu hafta İlposan Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Özdemir Bey aramızdalardı. Sanayi ve yani kendi üretiminden ziyade daha çok Konya ve esnafımızın sıkıntılarını dile getirmek için mücadele etti. Rabbim ondan razı olsun inşallah. Efendim, gelecek hafta yeni konuk ve konularla görüşmek dileğiyle. İyi akşamlar diliyorum.